Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi yeniden sisteme girmenizi bekliyorum. Şimdi birkaç haftadır bu syntax'i işlemekteyiz. Ve bu syntax'in size ne yararı olacağını konuşalım biraz. Evet, Sıla girdi. Diğerlerini de bekliyorum. 3 kişi, 2 kişi, 2-3 kişi daha vardı galiba toplamda. Evet. Diğerleri giriyor mu? Sıla. Beni duyabiliyor musun? Teşekkür ederim. Şimdi birkaç haftadır syntaksi işlemekteyiz ve bunun size ne faydası olacak? Onun hakkında biraz konuşalım. Daha başlarda söylemiştim ama şimdi onun birkaç egzersizini yapmaya çalışacağım sizinle. Şimdi syntax özellikle size çeviri yaparken veya bir roman okurken okuduğunuzu anlamanıza, çeviri yaparken çevirmeniz gereken cümleyi doğru anladığınıza yardımcı olacak bir yöntem aslında. Her cümle bu kadar kısa değil. Gördüğünüz gibi İlk başta işte this is a book kadar basit cümlelerle başladık fakat şimdi geldiğimiz cümleler kocaman bir sayfayı kaplayan analizlere dönüştü. Bir de bu cümlelerin kocaman, devasa bir paragraf boyu süren cümleler olduğunu düşünün. Öyle olunca işiniz çok daha zor olacak cümleyi anlamak. Bir cümleyi anlamanın en temel yollarından birisi özellikle çeviri yaparken bir cümleyi anlamanın en temel yollarından birisi şeydir. Cümlenin noun phrase'i ile verb phrase'ini birbirinden ayırmak. Yani cümleyi önce ikiye bölmek. Böldüğünüz anda işinizin gerisi kolaylaşıyor. O her böldüğünüz iki bölümü kendi içinde birimlerine ayırıyorsunuz. Onları birimlerine ayırdıktan sonra, bunu yapmayı başarabilirseniz, onları birimlerine ayırdıktan sonra yapmanız gereken her bir birimi Türkçeleştirmek çeviride. Onu da şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım. Şimdi the car which is built by the mechanic cümlesi var burada. The car which is built by the mechanic. Sorry, the car which is repaired by the mechanic. Her birini kendi içine çevireceksiniz. The car is repaired by the mechanic. Şu şekilde bütün olarak çevirin. Şurayı bir çevirin. Şurayı bir çevirin. Şurayı bir çevirin. Yani the car'ı bir çevirin. Is repaired'i ayrıca çevirin. By the mechanic'i ayrıca çevirin. The car, araba. Yazın altına şöyle bütün olarak araba. Tamam mı? Ona bir deyin. Araba bir. Is repaired. Tamir edildi. İki. By the mechanic. Tamirci tarafından. Üç. Okuyun. Araba tamir edildi tamirci tarafından. Tamam mı? Araba tamir edildi tamirci tarafından. Peki ikinci kısma gelelim. Is in the garage which is built by the architect. Is in the garage which is built by the architect. Is in the garage. O kısmı çevirelim. Is in the garage. Is in the garage. Garajdadır. Which is built by the architect. Which is built by inşa edilen. Which is built inşa edilen. By the architect mimar tarafından. Şöyle okuyoruz o zaman cümleyi. Araba tamir edildi tamirci tarafından. Garajdadır. İnşa edilen mimar tarafından. Şimdi bakın işler nasıl karıştı. Bunu düzgün bir Türkçe söz dizimine çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde tabii çok saçma. Ama düzgün bir Türkçe söz dizimine çevirdiğinizde şöyle olması gerekiyor. Tamirci tarafından tamir edilen araba, tamirci tarafından tamir edilen araba, mimar tarafından inşa edilen garajdadır diye çevirmeniz gerekiyor.
Burada kayıt durdu. Aynı şeyi The book which is written by the teacher is in the library which is opened by the rector cümlesinde yapmamız gerekiyor. The book which is written by the teacher öğretmen tarafından, bakın the book'tan başlayalım. The book is written by the teacher. Kitap yazıldı öğretmen tarafından. Is in the library which is opened by the rector. Kütüphanededir. Açılan rektör tarafından. Şöyle diyeceğiz o zaman buna. Şöyle dememiz gerekiyor o zaman buna. Kitap, öğretmen tarafından yazılan kitap, rektör tarafından açılan kütüphanededir. Evet, şimdi bir internet sorunu yaşadığım için burada bu ders kaydı sorununu çözmem lazım. Şurada benim. Şimdilik bunu kapatıyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım YouTube'da. Görüşmek üzere.